Peki arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu videonun başlangıcını birinci bölümde bulabilirsiniz. Bu ikinci bölüm. YouTube kanalımdaki Drop Zone ile ilgili birinci bölümü izlerseniz bu noktadan nasıl geldiğimiz orada detaylıca anlatılıyor. Oradan devam edebilirsiniz. Peki şimdi şu kısma şuraya refresh edeyim. Şu üstte dedik resimleri getirelim. Ürüne ait. O zaman o üstte bir tane alan oluşturacağım. Bunun içinde şu gördüğümüz kısım zaten bizim drop zone'umuzdu. Drop zone'un üzerine bir call md 12 daha ekleyeyim. Bunu şöyle m'ye 3 vereyim. Yani y ekseninde marjin ver. Yani x ve top ve bottom, üst ve alta marjin ver. Ne kadar? 3 birim deyip biraz ayırayım aşağıdan. İçerisine bunun bir tane düğme ekleyelim. Sağ tarafa gitsin. Bu refresh düğmesini içersin bu kısım. Hatta bunu isterseniz şöyle bir div yapsak yeterli olur herhalde. Class'ına da text right diyeceğim. Bu divin içerisinde tabii buna da bir margin bottom mb 3 desek yeterli ya da 2 desek yeterli olur herhalde. Bir buton. Bu butonun hatta bir link, çünkü buna bastığımızda sayfanın refresh etmesi, yani sayfanın değil de resimleri bize Ajax'la çekip getirmesi gerekiyor. Önce bir buton olarak ekleyeyim. Ne yapmak istediğimizi bir görelim. Böyle ilerleyelim. İçerisine bir tane i refresh, burada yenile olacak. Hatta şu refresh ikonumuz fa spin ile döndürüyor olacağım. Bu alanın altında bir divimiz daha olacak. Bu divin içine de resimler yüklenecek. Buna da yani bir class şöyle margin top 2 diyebiliriz. Bunun içerisinde bir şey olmasına gerek yok şu anda. Bir alan bu. Belki bir div olabilir bunun içinde. O divin içinde de bir span olabilir. Span'de de ürüne ait görseller burada görüntülenir diyebiliriz. Bunun class'ına text center diyerek ortalarız. Hayal ediyorum şu anda. Tabii siz o hayali göremediğiniz için şöyle şu ana kadar ne oldu görelim. Şu alanda ürün görselleri gösterilir. Burada bir düğme var. Buna basınca bu alana görselleri zaten otomatik getireceğiz sayfa yüklenirken, ama hani bu alandaki görselleri database'ten istediğim kadar Ajax'la çekip yenileyeceğim bu alanı. Refresh edebilmeliyim. Ama Ajax'la. Şu alanı biraz daha belirgin kılalım. Mesela bir style verebiliriz oraya. Tabii şu alana bir ID versek olur mu diye düşünüyorum. Olur herhalde. Şöyle yapalım. Şu div'e bir ID verelim. Buna da diyelim ki Product Pictures. Peki bu Product Pictures ID'li panele bir style ile stil verelim. Diyelim ki border 1 piksel daşıt, rengi de şu güzel bir gridir. Evet, böyle bir şey. Ürüne ait görseller burada görüntülenir olsun. Yeniliğe basınca burası refresh etsin Ajax'la, ama sayfa açılırken de zaten dolacak. Peki şu yenilerken şu dönen hani yeniliyorum hissiyatı veren düğmenin ikonu ama gözükmemeli başlangıçta. O yüzden onu da neredeydi o düğme? Şuradaydı. Style display none diyorum. Evet, buraya kadar tamam gibi. Şimdi bizim gitti. Güzel. Bizim resimlerimiz nasıl gözükecek? Onları da bir örnekleyelim. bir görelim. Yani şurada şimdi span var ama bu span kaybolacak resimler geldiğinde ve onun yerine burada bir row altında col işte md 2 desek olur herhalde, altında imajlarımızın olmasını bekliyoruz. İmajın şimdilik adresine Lorem değil de bunun bir sitesi vardı. Oradan çekelim. Lorem Picsum diye geçiyor arkadaşlar. Bu sitedeki şu şekilde bir URL'yi alıp o boyutta bir görsel elde edebiliyorsunuz. Yani bu sitesi random bir görsel döndürüyor diyebilirim. Şuraya onu yazarsanız şöyle. Şu sondaki onun boyutu arkadaşlar 200 piksel boyutunda olacak. 200'e 200 demiş oluyorsunuz. 100 derseniz 100'e 100 çekiyor falan. Ben bunu şimdilik mesela 128 yapayım. Hatta 128 bile değil de 64 falan olmalı. Çünkü yani burada biz çok büyük göstermeyeceğiz resimlere. Bir demo olsun bu bizim için. Şöyle 2-3 tane yapacağız ama öncelikle bir oluşturalım. img thumbnail diyeceğim. Hatta bir bakayım nasıl oldu. Bakın şöyle duracak. Burada bu arada şu adresi de buradan alayım. Bunları sizinle paylaşacağım. Şurada dursun. Bunlar topluca. Burada tabii ki şöyle olacak. Bu imajın klasına bir de my 2 vereyim ki yukarıdan aşağıdan boşluğu olsun. Şöyle. Sonra başka bir şey gerek yok sanırım. Biz şurayı çoklayacağız. Şöyle olacak yani. Ürünün 4 tane resmi varsa böyle gelecek yan yana. 6 ise 6. Otomatik zaten belli bir adetten fazlaysa satır atlayacaktır kendisi. Bu strap sayesinde bir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi resimler gözüküyor olacak. Biz üzerine gelince bir x, yani üzerine bir de bir x koysak ve tıklandığında silinebilse iyi olur diye düşünüyorum. Ya da her birinin altına yapacağız arkadaşlar. Şöyle bunları bir divin içine koyacağız, belki de öyle yapacağız. Altına yapsak sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Olmaz herhalde ama öyle yapalım. Bir deneyelim öncelikle. Şunu bir divin içine alayım. İmajı. Bu div'e ben bir şu m'yi vereyim. Class olarak. Bu div'in içindeki imaj da bir div'de bulunsun. Ve imajın altında bir div daha bulunsun. Burada da bir a olmalı. Hani link olmalı. Buna class btn işte ne diyelim, danger. İçinde bir metin olabilirdi, olmayabilirdi ama olsun. Hem ikon hem metin olacak. Klası fa çöp kutusu ve sil. Bakalım. Biraz büyük oldu. Bu butonu tabii ki btn xs yoktu galiba şeyde. Bootstrap 4'te. Kaldırıldı. Bu kadar küçültebiliyoruz. Buna da bir div'e de bir class margin top bir ops kapalım yanlışlıkla. Hemen açıyorum. Evet. Şu şekilde gözükebilir. Sil dediğimizde silinecek ya da istiyorsanız hani şu köşede bir düğme yapmaya çalışabilirsiniz. CSS'de oynayarak. Ben şimdi çok fazla onunla zaman kaybetmeden bu şekilde çözeceğim. Burada çoklayalım. Bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet, böyle duracak arkadaşlar. Ürünün görselleri burada. Sürükle bırakla atıp yüklediğince yüklenecekler. Burası güncellenecek otomatik. Veya ben elle de istersem yenileyebilmeliyim. Sildiğince de yine Ajax'la o görsel silinmeli. Bunları da yapıyor olacağız şimdi.